Çünkü ben yıllarımızı ona vermişim. Öyle öyle gelmiş, öyle gidiyor. Ama Metin Kalkaban gibi bir adam, yani gerçekten mütevazi bir adam. Ben onun o kadar, yani bir insana sinir olmaz mı arkadaş ya? Doğru. Buna yok ya arkadaş. Ve orada ama medeni bir şekilde şimdi, gitti. Abi tebrik şimdi güzel diyorsun Oktay da şöyle hatta, bir şey. Oktay Hoca hatta. Buyurun. Tamam. Çaykur Rizespor'un yine sevgili seyirciler, Çaykur Rizespor'la özleşmiş bir isim. Çaykur Rizespor uzun yıldan futbol oynadı. Hocalığını yaptı. Oktay Çevik hatta mı? Hazır mı arkadaşlar? Hemen alalım. Hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. İyi yayınlar Elahattin. Sağ ol hocam. Buyurun hocam. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için. Buyurun hocam. Biraz önce konuşan arkadaşın söyledikleri doğru mu Allah aşkına? Kim var orada? Biri Salman. Buradan sesini şey yaptım. Bu konuşan beyefendinin adı neydi? Bizim Ahmet Hoca. Ahmet Tok. Ha, selamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya demin o altyapıda bir oyuncudan bu doğru mu? Gözlerinle gördün mü? Yani? Yani... Ya inanamıyorum şimdi yani. Evet, evet hocam. Kurumalı olmayan, sezon başı bir yere gitmiş bir oyuncu, tutunamamış şu veya bu nedenlerle. Geri dönmüş bir oyuncu Rizespor'la tüm sezon Giray Hoca ile antrenmana mı çıktı? Evet, evet. Yani bu adamın ne kadar formda olsa olsun pazar günü olası bir maçta oynaması da mümkün değil yasalar evet. gereği değil mi, kurallar gereği? Evet. E inanamıyorum ya. Salman sen de gördün bu kişiyi. Evet o, evet hocam. Salman da takip ediyor antrenmanları değil mi Salman? Ama hocam ben şunu sorarım size. Siz yönetime mi kızarsınız yoksa takımın odasına mı? Bir kere orada menajer diye... Ya o yok, o yok rağmen, zaten. O yok abi. Skandal. Ama orada bir menajer diye bir şey var değil mi? Orada birileri duruyor değil ya mi? Var da yok ama. İnanamıyorum. Ya bu aslında hiçbir şey garibime gitmiyor da. Hiçbir şey garibi... Yani Rizespor'da olanların hiçbiri garibime gitmiyor. Çünkü Rizespor içinde... Derin bir Rizespor var. Derin bir Rizespor var. 3-4 kişilik bir gruptur bunlar. 3-4 kişi. Yönetici. Diğer evet. dışarıdan yönetici gibi görünen. Evet hocam yani doğrudur. Yani bunları çok iyi biliyorum. Ben Rizespor için Alaaddin. Ben top oynadım. 2 kere teknik direktörlük yaptım. Benim Rizespor hakkında söyleyeceğim hiçbir şeyde bir yanılgı payı olamaz. Rizespor'un içinde bir tabii ki bu. Şimdi şoka girdim böyle 2-3 dakikadır bağlandım bekliyordum. Konuşmayı çünkü yayın yok İstanbul'dan çekmiyor benim evden ancak yazlıktan takip edebiliyordum sizi fakat o Ahmet Bey'in konuştuklarından tüylerim diken diken oldu yani olacak şey değil ve bu böyle bir profesyonel kulüp olamaz o menajerin orada bir salise bile durmaması gerekir kimse evet. o tanımıyorum yani Rizespor tabii birilerinin çiftliği olmuş dediğim gibi bir derin bir Rizespor var Rizespor'un içerisinde derin bir Rizespor beyaz Rizeliler vardır. O Rize'deki belirli odaklara kümelenirler. Evet hocam efendim, size karşıda oynanan bazı şeyler var. Bir otelin balkonudur. Evet. Arka sokaklarda 3-5 bir yer daha vardı. Bilmiyorum oralarında durumunu. Yani bu bir tuhaflık. İnanamıyorum. Aynen katılıyorum Metin Bey'den bahsetti. Metin Bey için söylediklerinin hepsine katılıyorum. Son derece beyefendi. Evet. Benim ölçülerime göre Türk futboluna yeni bir başkan modeli diyordum. İnşallah çıkar Rizespor. Ve Türk futbolu yeni bir başkan profili tanıyacak diye de şey yapıyordum, seviniyordum. Olmadı, çok üzüldük ayrı konu ama Metin Bey yine de bu konulardan çok direkt haberin olduğunu hiç ben de ihtimal vermiyorum. Evet. Ama bir derin Rizespor var dediğim gibi 3-4 kişilik bir grup var. Bu eski yönetici, yani benim dönemimden kalma yöneticileri de var bunların içerisinde. Tamam mı? Ve o Rize'de de bir kendilerini Rizespor'un sahibi zanneden bir 3-5 kişi vardır. Bunlar 50 kişi geçmez. Bunlar yönlendirirler. Dedikodusunu bunlar yaparlar. Evet, böyle bir katılıyorum tuhaf, hocam. Hiçbir zaman bir Rizespor, Rize'nin gerçek Rize'nin malı olmamıştır. Dediğim gibi bir 50 kişi, 100 kişi istediği yöne sürüklemiştir Rizespor'u. İşte en sonunda gelinen noktalar da budur. Budur. Sayın hocam, biz de geldiğimizde bir büyük, uzun vadeli bir projeyle geldik. Allah yüzümüze güldü. 5-10 hafta iyi gidince o Konya maçına kadar olan süreçte işte 10 maç 6 galibiyet 3 beraberlik Konya maçını hatırlarsınız seyircisiz maçta mağlup ederek Konya'yı da puan puana geldik. Her şey bir anda her şey çok iyi giderken bir anda her şeyin nasıl aleyhimize döndüğünü hala inanamıyorum. Ya benimle beraber maç seyredilen yöneticiler şunu söylemişlerdir. Ya Oktay Hoca bu yapıdan nasıl canlı çıkıyorsun? Yani bu işler nasıl iyi gidiyor? Ya sevinin işte Allah yardım ediyor bize. Kazanıyoruz yürüyoruz bundan mutlu olalım diyordum. Tuhaflarına gidiyordu. Bir rahatsızlık vardı ve ondan sonra
son derece kontrolümüzde olan takım, teknik kadro birbirine girdi, bu oyuncu ne olduğunu ben de anlamadım, hala da anlamış değilim. Oyuncular şunu bunu yaptı diyorlar ama benim hiç oynatmadığım oyuncular beni arıyorlar. Çok mutlu bir beraberlik geçirdiklerini söylüyorlar. Yani başımıza çorabı kimin ördüğü belli değil. Ve şimdi hala dediğim gibi bir derin yapı. Bu başlı başına bir skandaldır, demin Ahmet Bey'in anlattığı. Başlı başına. Hiç yenildi orası burası olduğunu vazgeç, şu maçta iyi oynadı, bu maçta iyi. Sadece bu bile bir profesyonel takımda skandaldır. Oktay Özen kimin olduğunu bilmiyorum, sormam da. Yani Ahmet Mehmet ama yani şey olarak tahmin edebiliyorum. Yani bir şimdi hocam yapıp, şunu soracağım. Hayır diyeyim çünkü Rizespor'da her şey bir dakika. Her şey de ucuzladı. 50 milyon lira veriyorsun, Rizespor'da yönetici oluyorsun. Evet, 100 aynen. milyon veriyorsun, istediğin pozisyona geliyorsun. Hocam şunu soracağım. Şimdi son 4 yılda 9 teknik adam. Evet. 105 futbolcu. Evet. Bütün hepsi başarısızlık var diye. Bunun içerisinde siz de dahilsiniz. Evet. Başarısızlık var diye bütün bunlar 9 teknik adam değişiyor. 105 tane futbolcu gidiyor. Ama orada gitmeyen bu sadece sportif direktör. Evet. Sayın Oğuz Aydın hala görevinin başında. Yani anlamak mümkün değil. Ya anlamak mümkün değil ya arkadaş. Ya ben ya bakın Oğuz Aydın'la ilgili. Ya ben bu muhterem şahısla bir defa konuşmuştunuz falan yok. Alaaddin, ben yolda görsem tanımam. Şimdi ben bak, de tanımam abi. Belki şimdi ayıp ediyorum ona yani. Ya ayıp ediyoruz diyor hocam. Yani fatura. Oğuz bir hocam bir yerde. Başka bir Oğuz tanıyorum ben, bu değildir. Oktay hocam ama bakın. Buna nasıl izin verir kardeşim? Ve nasıl olur bu? Nasıl olur? Ben Metin Bey'in haberi olduğundan Rizespor'un gerçek son derece sportman yönetici de var. Bunu başta başkan olmak için. Bunu bir kere bir altını çizeyim. Tamam mı? Yani Metin Bey konusundaki fikrim asla değişmez. O çok müstesna bir insan. Evet. Ama oradaki sportif direktör hocayı nasıl yönlendirmez? Ben orada olsam bana böyle bir şey dese de doğru diyorsun. Belki hoca da kıramamıştır bilmem ne veya bilmiyordur. Yani bilmemesi de mümkün değil de yani. Yani bu başta başta bir skandaldır. Ben hayatımda da böyle şimdi bir hocam, şey görmedim. Olmaz. Hocam. Kusura bakma. Siz de bunu şey yaparken Rizespor'un altyapısını incelediniz. Kurtlanmış insanlar yıllardır hiçbir şey üretmeden orada. Rizespor'un biraz aleyhine konuşanlar işte sağda solda oyuncu seyrediyorlar. Bilmem başka işler peşindeler. Aynen. Sus payları. Bu ne demek ya? Kim yiyor? Aptal mı o kadar Rizeli? Ya aptal hocam. Mı? Hocam. Bana yukarıdan küfreden Rizeliler bu kadar aptal mı ya? Hemen arkamdan küfreden. En akılların oturduğu yer. Ben oradan çok küfür yedim. Yani bu tezgahları yiyorlar mı bana? Bunu görmüyor musun Oktay diye bağıranlar, çağıranlar. Bunları sezemiyorlar mı o kadar zeki buyur. İnsanlar? Benim orada yaptığım bir şeyi eleştirenler, onu görecek kadar zeki olanlar bunları görmüyorlar mı? Diş bana mı, bir tek bana mı, ekibime mi yettireceğiz burada? Üst sene yaptıkları tek olumlu şey bizi yemek mi? Tek doğru şey bizi yemek. Yarı puanımı almayanı 1,5 sene çalıştırdılar orada. Soyunma odasına, hocam soyunma odasına. Hangi Rizeli Rizeli'yi seviyor? Seviyorsa ben sana bir şey söyleyeyim. Güzel. Burada faal bir antrenör var şimdi şu anda Rize'de Taşkın Hoca. Evet Evet katılıyorum hocam. Yapıdan beri bir çalışkan, çok benim çok da sevdiğim, beğendiğim de biri. Hadi getir tek yetkili getirsinler. Getirsinler. Rizeliler Rizeli iste tutarmış bu da getirsinler. Hocam yaptığı işlerden başarılı. Bana verdiler hocam, cesaretini verdiler. Hocam en fazla sen yaşadın. 3 hafta sonra arkadan küfür verdiler. Hasan Vezir'e herkese şans verdiler. Herkese bir türlü şans geldi orada. Başka Rizeli kimler vardı bilmiyorum. Faal herkese orada şans geldi. Getirsinler o çocuğu tek başına. Kefilim her şeyiyle. Hocam kefilsin de evet. Siz inanıyor musunuz ki ya bu taraftar da dahil buna. Ben de en çok ama 3 maç sonra küfürüye gireceğine inanıyor musunuz? Kurtardım. O taraftar mı olsaydı adam ya? Bizim camiamız böyle kendi şeyimiz. Bizim kendi adı hayır bak. Şu var.